efendim. Geçtiğimiz günlerde ete zam gelmesi üzerine şimdi de et fiyatları gerilemeye başladı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Evet, AK Parti hükümeti döneminde zaten hükümetimiz bu konularda hassas davranıp hangi ürün pahalanmışsa onun çaresini buluyor. Bunun üzerine giderek tüketici kardeşlerimizin sıkıntı çekmemesi için bu işlere müdahale ediyor. Et konusunda da bu konuda hassas davranarak besicilerin şu anda geçiş dönemi olduğundan dolayı besi hayvanların az yetişmesi dolayısıyla et fiyatlarının yükselmesi, bunun akabinde de devletimizin buna müdahale ederek Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan etçil hayvan, yani acil olarak kesilmiş et hayvan veya et olarak getirerek piyasayı büyük marketlerde, özellikle büyük şehirlerimizde, büyük marketlerde vatandaşlarımızın ihtiyacına sunarak bu işi rahatlatmak, bu işi yavaşlatmak yoluna gitmiştir. Bu bir bunda değil. Zaten bundan önceki dönemlerde de çiftçilerimizin ve özellikle besicilerimizin ve un üreten fabrikacılarımızın da sıkıntı çekmemeleri, vatandaşın ekmeği pahalı almamaları konusunda zaman zaman Avrupa'dan veya Rusya'dan buğday getirerek 3 liraya getirdiği buğdayı 2 liraya satarak arpayı da, nitekim arpa ve buğdayı da hasat döneminde 6.000 lira 7.000 liraya alarak aldığını, şu anda ise vatandaşlarımıza ve özellikle besicilerimize 5.000 lira aralığında satarak piyasayı rahatlatma yoluna gitmiştir. Bu hükümetin izlediği yoldur. Zaten büyük hükümetler de bunu yapar. Peki efendim, ilerleyen zamanlarda malum Kurban Bayramı çok kısa bir süre kaldı. Evet. İlerleyen zamanlarda fiyatlar da düşer mi? Hayır, kesinlikle pahalanmaz. Hükümetimiz geçmiş dönemde de aynısını yaşadık. 3-4 sene önce de vatandaşların kurban fiyatlarını aşırı derecede pahalı bularak yüksek fiyatlarını alacağını zannediyorlardı. Halbuki şu anda kurban fiyatlarında da bir yavaşlama var şu anda. İster istemez kurban mevsimine daha 2 ay bir zaman var. O zamana kadar da bu müdahaleler devam ederek, zaten vatandaşlarımızın şu anda besicilerimizde hayvan var. Ama et yetişmiş hayvan olmadığından sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Kurban mevsimine kadar da kurban sektörü ayrı bir sektör. O kurban yetiştiren besicilerimiz var. Onların piyasaya sunmalarıyla çok aşırı derecede pahalanacağını zannetmiyorum. Peki efendim, şu anda ilimizde etin güncel fiyatı ne kadar? Kesim fiyatları 250 liraya kadar çıkmıştı dana etlerinde. Kargaz kesim fiyatları 250 liraya çıkmıştı. Şu anda 220-225 lira aralığına düştü. Bunu belki de herhalde 200 liraya kadar düşeceğini söylüyorlar. Umarımız o şekilde olur. Çünkü biz satıcı olarak pahalanmayı, inan ki alan müşterilerimizden daha çok ucuz olmasını istiyoruz. Çünkü biz pahalandığında kar marjımızı düşük tutarak vatandaşlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Burada zarar da biz çekmiş oluyoruz. Biz pahalanmadan hiçbir katkı sağlayamıyoruz. İnan ki besicilerimiz de o şekildedir. Biz aynı zamanda besicilikle yapıyoruz. Pahalanmak iyi bir şey değil. Ucuz olarak, yalnız şurada şu durum var. Besicilerin girdi fiyatlarının şu andaki hükümetimizin yaptığı gibi destek yaparak, süspansiye ederek, maliyetlerini düşük tutarak vatandaşlarımıza bunu yansıtma yoluna giderse vatandaşlarımıza yansımamış olur. Peki efendim,